Bir öğrenci günlüğü programına daha hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Azerbaycan'da Türkiye'li öğrencilerimize iptal edilme sebeplerini konuşacağız. Bugünkü konu 3. sınıf öğrencisi Gazi Yurdu Okan Hattan Gözyan. Hoş geldiniz. Hattan Bey, Azerbaycan'da Türkiye'li öğrencilerimize iptal edilme sebepleri ne olabilir? Biz bunu iki yönde ele alabiliriz aslında. Biri eğlence amaçlı, ikincisi ihtiyaç amaçlı olabilir. Öğrencilerimizin çoğu ihtiyaç manasında iptal ediliyor. Türkiye'den gelen parayla öğrenciden kendilerini finansman etmemeleri ve bu nedenle iddia yönelmeleri. İkincisiyle eğlence amaçlı bunu takıntı yapan öğrencilerimiz de var tabii. Peki bu iddia eğitimi etkiliyor mu öğrencilerimizi? Yani eğitimi %99 etkiliyor. Çünkü öğrencilerimiz eğitimden çok bu sefer kendilerini maç sonuçları, işte ne bileyim iddianın geliş gidiş programlar olsun, gazeteler olsun, dersten çok bunların birçok gazetelerde çıktığı gibi adamlar bir hafta seminere çalışmazlar ama bir ay boyunca maçları takip edip gelecek maç sonuçlarını takip ediyorlar. Peki öğrencilerimiz neden böyle bir şeye gerek duyuyorlar? Yani para yetmiyor mu bunlara? İşte ben sana bunu söylediğim gibi hem ihtiyaç hem de eğlence yönelikli. Para ihtiyaç yönelikte bakarsak öğrencilerimizin çoğuna para 300-400 dolar civarı para geliyor. Adamlar bunları sadece nasıl diyeyim, kirayla mutfak masrafını karşılayacak derecede bir miktar bu. Adamlar kendi sosyal hayatlarına bir adım atmak için para ihtiyaç duyuyorlar. Bunu da iddiadan sağlamaya. Ama Hattan Bey, 4 yıl önce öğrencilerimiz burada oynamıyorlardı. O kadar çok öğrencilerimiz oynamıyordu burada. Son yıllarda ise bu çoğaldı. Böyle bir haberler, böyle duyum alıyoruz. 4-5 yıl önce burada iddia bayları tek çük vardı zaten. Öğrencilerimize gelen para bir nevi olsa yetiyordu öğrencilere. Hem doların fiyatı düşüktü, Türkiye parasının değeri biraz daha fazlaydı. Bu senelerde hem kira artışları olsun, para değerinin, borsaların yükselmesi olsun, öğrencilerimizi %90 derece etkiledi. Bu nedenle adamların yapabilecekleri tek şey iddia yönelmek oldu. Peki Hattan Bey, siz de oynuyor musunuz iddia? İddiayı ben geçen seneye kadar oynuyordum. Bu yıl biraz daha azalttım, hatta tamamen azalttım diyebilirim. Sadece eğlence amaçlı haftada belki oynarım ya da oynarım. Kazancınız oluyor mu iddiada? Yani eskiye yönelik olursa kazancım oluyordu evet ama kazandığımın çoğunu da tekrar geri veriyordum da. Yani bu nasıl bir şey söyleyeyim, hani kumarda alırsın ya. Gelen para zaten senin bir haftalık şeyine karşılamıyor. Geldiği gibi giden bir şey. Anladım Hattan Bey, teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba. Son yılda gençlerimizin iddia yönelme nedeni ne olabilir? Vallahi bence iddia yönelme nedeni iddiada bir kumardır bence, bir alışkanlıktır, bunun için olabilir yani. Tabii kumar bir alışkanlık gibi geliyor bana. İnsan oynadıkça oynayası gelebilir. Ondan dolayı da her zaman bir alışkanlık olarak. Siz de bu gençlere daha iyi misiniz acaba? Hiç oynadınız mı? Vallahi ben kendim hiç iddia oynamadım desem yalan olur. Oynadım ama şu anda oynamıyorum. Pek bir hayrını görmedim. Ben de bıraktım. Bir iki kez sadece hobi olarak oynamıştım. Teşekkür ederim. Sizce gençlerimizin iddia oynamanın nedeni ne olabilir? Bence birisinden gördüğü için oynuyor yani. Bir uğraş olarak, hobi olarak. Yani asıl amaç para kazanmak değil yani. Sadece o, yani birisinden gördüğü için yapma duygusu. Ben de birkaç defa oynadım ama bıraktım yani. Bakıyorum alışkanlık haline geliyor. Bir kumara doğru gidiş, bıraktım. Gençlerimize burada söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yani yol akınken dönüşünde yani. Çünkü kumara giden bir yol. İnsan kazanma hırsıyla devam ediyor. Bu da yani çok kötü bir alışkanlık haline geliyor. Vallahi iddia önermenin sebepleri öğrencilik açlık demek. İşte bu açlığı gidermek için yani, para kazanmak için. Gördüğüm kadarıyla siz ders çalışıyorsunuz. Galiba iddia yönelmemişsiniz. Ders çalışmıyorum ben de maçlara çalışıyorum yani. Yani siz de bu gençlere dahilsiniz. Tabii onların içindeyim. Peki iddiada bir kazancınız oluyor mu? Vallahi iddiada bugüne kadar hiçbir şey kazanmadık. Hep verdik. Annemiz babamız para gönderiyor. Biz de bunlara basıyoruz. Hani bir şekilde gidiyor. Peki hiç bırakmayı denediniz mi? Vallahi bu uyuşturucu gibi bir şey yani. Durmadan vücut istiyor bunu. Peki burada söylemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi buradan gençlere söylüyorum yani her şeyinlerini, telefonlarını, ayakkabılarını satsınlar, Galatasaray'a bassınlar.